Peki servis konularını öğrenmeye başlamadan önce ilk olarak servis nedir ve hangi amaçla kullanıyoruz bunları öğrenelim. Şimdi ilk olarak kendimize bir tane senaryo düşünelim. Örneğin ABC Store isminde bir uygulama geliştireceğiz. Ve uygulamanın tabii ki bir web arayüzü, bir mobil arayüzü ve örneğin firma içerisinde kullanacağımız bir masaüstü uygulaması geliştirdiğimizi düşünelim. Ve bu proje tiplerinin kullanıcı veri yapısı bir database içerisinde saklanıyor. Örneğin ben abcstore.com'a girdiğim zaman gene aynı ürün bilgileri bana gelecek. Yani aynı database'den ya da mobil uygulama üzerinden bilgileri getirmek istediğimizde gene aynı database'den aynı ürün bilgileri bana geliyor olması gerekiyor. Ve tabii ki bu desktop uygulaması için de geçerli. Yani bizim tek bir database'imiz ve farklı tipte proje yapılarımız var. Uygulama geliştirmek için, örneğin web arayüzünü gidip ASP.NET ile ya da Node.js ya da mobil başka bir uygulama türüyle ya da desktop uygulamayı başka bir uygulama türüyle geliştirebilirsiniz. Ve geliştirdiğiniz her uygulama içerisinde aynı database'e ulaşmak için farklı kod yapıları kullanıyor olmaz gerekiyor. Peki bunu belki kendi firma içerisinde yapabiliriz. Örneğin web uygulaması ASP.NET ile mobil uygulamayı Xamarin ya da Java ile geliştirebiliriz. Bunlar tabii ki kendi firma içerisinde yapılabilir. Ancak farklı bir firma ile çalışmak istediğiniz zaman sizin database'inize ulaşmak isteyen farklı bir firma kendi firma içerisinde de kendi iş yerinde de kullanmak üzere bir masaüstü uygulaması geliştirmek isteyecek. Peki bu durumda sizin database'inize ulaşmak için gerekli bilgileri bu firmayla paylaşıyor olmaz gerekiyor. Peki bunların aslında hiçbirine gerek yok. Biz database'imizi hazırladık ve firma olarak database'in veri erişim kodlarını bir servis içerisine alabiliriz. Ve servis içerisine aldığımız bilgileri ise kendi proje tiplerimize ya da farklı firmalardaki proje tiplerine bir adres olarak bir servis olarak açabiliriz. Ve bu durumda kendi firmamızdaki web, mobil ya da desktop ya da farklı firmalardaki desktop uygulamaları içerisinde veri erişim kodları tekrar tekrar yazılmak zorunda kalmaz. Bunların hepsi bizim firmamız tarafından servis içerisinde yazılır. Ve bu bilgiler proje tiplerini JSON bilgi olarak aktarılır. Ve web uygulamasına gelen JSON veriyi ister ASP.NET ister Node.js ya da farklı bir programlama diliyle alıp kullanabilirsiniz. Ya da mobil için de geçerli ya da desktop için geçerli ya da farklı bir firmanın kullandığı programlama dilinin ne olduğu da önemli. İster Java kullansınlar, ister ASP.NET kullansınlar. Bu bizim için önemli. Biz database'imizi hazırladık ve bir tane servis oluşturduk. Ve oluşturduğumuz servisi dışarıya açtık. Peki dışarıya açtığımız servis örneğin abc.com slash api şeklinde olacak. Yani ben database'ime ulaşmak için gerekli olan kriterleri, bilgileri başka bir firmayla paylaşmak yerine servisimin adresini paylaşacağım. Ve tabi ki bu adrese ulaşırken firmalar bir kullanıcı adına bir parolaya ihtiyaçları var. Ve yetkileri doğrultusunda bu bilgileri görecekler. Yani database'i direkt firmaya vermek yerine bunu bir adresini veriyoruz. Ve adrese bize JSON tipinde bilgi geliyor. Peki bu bilgi neye benziyor? Örneğin abc.com api products dediğimizde ürün bilgilerini JSON bilgi olarak gönderebiliriz. Burada dikkat ederseniz ki bize gelen bir bilgi herhangi bir programlama diline bağlı olan bir veri yapısında bir obje değil. Örneğin bir C#'da oluşturduğunuz bir liste değil. Bütün uygulama tiplerinin anlayabileceği bir JSON yapısı. Ya da JSON bilgi değil de API'den geriye bir XML veri de gönderebilirsiniz. Ve hangi tür uygulama tipi olursa olsun XML türünde anlarlar. Peki şimdi biz API'den tabii ki geri JSON ya da XML veri döndüğünü ve bütün proje tiplerini bu bilgileri anlayıp kullanabileceği ve veri erişimi için tekrar tekrar kod yazmak gerekmediğini öğrendik. Peki bana servisten gelen bu JSON bilgiyi ben ne ile hangi araçlarla kullanıp ulaşabileceğim peki? Bu adresi bana verdiler ve bu adrese bir erişim hakkı var mı? Benim kullanıcı adım parolam var mı? Ya da herkes açık bir API'm. Kullanıcı adı parola belirtilmesi gerekmez bir API'ye ulaşma hakkım varsa ben bu bilgileri hangi araçlarla kullanabilirim? Bunları tabii ki backend dili içerisinde kullanabilirsiniz. Örneğin gidip Node.js içerisinde bir servisi kullanıp servis üzerinden bize gelen bilgileri uygulama üzerine aktarabilirsiniz. Ya da bir ASP.NET içerisinden. Ya da JavaScript kullanarak bu API'ye ulaşıp bilgileri talep edebilirsiniz. Yalın JavaScript kodlarıyla bu işlem gayet basit. Ancak tabii ki JavaScript kütüphaneleri son zamanlarda popüler oldu. Ve JavaScript'te çok uzun kodlar yazarak yapabileceğimiz işlemleri artık örneğin jQuery ya da Angular ya da React ya da Vue.js ile yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu yapılardan hangisini kullanırsak kullanalım zaten arka tarafta bir JavaScript kullanmış oluyoruz. Yani bir JavaScript kütüphaneleri ile de biz bu API'ye ulaşıp bu API üzerinden bize sunulan bilgileri alıp uygulama üzerinde kolaylıkla kullanabiliyoruz. Peki API kullanımı bu şekilde. Peki API'yi nasıl oluşturacağız? Örneğin bizim database'imiz var ve database'i servis olarak dışarıya açmak istiyoruz. abccom api products dediğimizde bu adrese gelen bütün kullanıcılara bahsettiğimiz JSON bilgi gönderesin. Peki bunları nasıl yaparız? Bunları örneğin bir web API, Microsoft araçlarına web API kullanarak bir servis oluşturabiliriz. Ya da Node.js kullanarak bir servis oluşturabiliriz. Tabii ki bu Angular kursumuzun dışında bir konu bu backend konularını ilgilendiren bir yapı. Dolayısıyla bu kursumuzda bir servisi kendimiz oluşturmayacağız. Ancak bize hazır olarak verilmiş olan bir servis kullanacağız ya da servisi otomatik olarak bizim adımıza oluşturacak olan bir kütüphane kullanacağız. Yani işin backend kısmı ile ilgilenmiyoruz. Örneğin JSON placeholder test amaçlı kullanabileceğiniz güzel bir API. Örneğin bir tane API adresimiz var ve API adresine JavaScript ile bir sorgu gönderdim. Zaten bakın bize gelen bir JSON yapısı var. Ya da bir bir movie database yani bir film database'ine ihtiyacınız varsa the movie database API'yi kullanabilirsiniz. Bize bütün film bilgilerini getiren bir API. Ya da bir yemekle alakalı bir API kullanabilirsiniz. Ya da bir kredi kartı entegrasyonu ile alakalı bir API kullanmak isterseniz EasyCo'nun API'sini kullanabilirsiniz.